Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz türev alma kuralları. Geçen hafta türev ve limit ilişkisini işlemiştik. Bu hafta da türev alma kurallarına bakacağız hep beraber. Buyurun bakalım. Evet, ilk kuralımız sabit fonksiyonun türevi. Arkadaşlar, c eleman r olmak üzere fx eşittir c ise fx'in türevi 0'dır diyoruz. Peki neden? Bakalım arkadaşlar. Limit üzerinden baktığımızda f'in türevi eşittir. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h demiş. Ne demek istiyor bize burada? Fx artı h. Arkadaşlar bu x artı h'ı fx'e yerine koyduğumuzda fx artı h'ımız bizim c sabitimiz olur. Fx'ini de zaten bana c olarak vermiş. Ne diyoruz arkadaşlar? Limit h sıfıra giderken c eksi c bölü h'dan sıfırdır diyoruz. Peki grafikte bakacak olursak fx c sabit fonksiyonu x eksenine paralel olduğu için eğim sıfırdır diyoruz. Arkadaşlar c sabitimiz y ekseni üzerinde olacak ve y ekseni de x eksenine paralel olduğu için eğimimiz buradan sıfır çıkacak. Yani d fx gibi dx'imiz sıfır olacak. Bakalım örneklere. Örneğin demiş fx eşittir 3. Arkadaşlar bunun türevini şöyle alıyoruz. Fx'imiz bizim 3 ise yani 3 x eksenine bağlı bir değişken olmadığı için biz buna ne diyoruz? Sabit fonksiyonda sonuç 0'dır. İkinci örneğimize bakıyoruz. Fx'imiz eksi 1 bölü 2. Yine x değişkenine bağlı değil. Ne diyoruz türevine? Fx'in türevi eşittir 0'dır diyoruz. Gelelim üçüncüye. Fx eşittir e kareymiş. Arkadaşlar bunun da türevi x'e bağlı bir değişken olmadığı için türevine sıfırdır diyoruz. Evet, gelelim diğer bir kuralımıza. Fx eşittir x üzeri f fonksiyonunun türevi. Yani kuvvet alma türevi arkadaşlar. Ne demiş bize? F reel s'den reel s'ye giderken n eleman r olmak üzere fx eşittir x üzeri n demiş. Arkadaşlar bunun türevini alırken kuvvetimiz başa çarpan olarak geçecek ve kuvvetimizi de 1 azaltacağız. Hemen örneklerden bakalım. Fx eşittir x küp demiş. Bunun türevi de şöyle. Kuvvetimiz çarpan olarak başa geçiyor ve kuvveti 1 azaltıyoruz. 3 eksi 1. Bu da ne oldu arkadaşlar? 3 çarpı x üzeri 2. Gelelim ikinciye. Arkadaşlar bu şekildeki örneklerde önce bir düzenleme yapıyoruz daha kolay bir türev alabilmek için. Daha sonra türevini alıyoruz. Yani ne diyeceğim ben önce fx'ime? X üzeri eksi 4 deyip bunu başa attım. Şimdi türev alacağım. Fx'imin türevi kuvveti çarpan olarak başa alıyorum ve kuvveti 1 azaltıyorum. O da nedir? Eksi 4x üzeri eksi 5. Gelelim üçüncüye. Arkadaşlar fx eşittir kök x demiş. Yine bu f fonksiyonu ben önce bir düzenleyeceğim, daha sonra türev alacağım. Hemen düzenlemeyi yapıyorum. X üzeri 1 bölü 2 olur. Buradan da türev alacak olursam 1 bölü 2 çarpan olarak başa geliyor ve kuvveti 1 azaltıyorum. O da ne oldu? Fx'in türevi eşittir 1 bölü 2'ye x üzeri eksi 1 bölü 2 diyorum. O da nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 kök x. Evet, diğer bir kuralıma geçiyorum. Fx c sabitinde x üzeri f fonksiyon türevini sorarsa bu sefer ne diyoruz arkadaşlar? Fx'in c sabitinde x üzeri n derse f'in türevine c sabitim duruyor. Kuvveti aşağı alıyorum çarpan olarak ve x kuvveti bir azaltıyorum. N eksi 1 oluyor. Örneklere bakacak olursak arkadaşlar ne demiş? Ne demiş bana arkadaşlar burada?
türevine bakalım. C sabitim aynen duruyor. 3. X üzeri 5'imi nasıl alacağım? 3 aynen duruyor. 5'i kuvveti çarpı olarak atıyorum ve kuvveti 1 azaltıyorum. Bu da ne oluyor? 3 çarpı 5'ten 15 çarpı x üzeri 4 diyor. İkinciye gelelim. Önce bunu bir düzenleyelim arkadaşlar. Daha kolay türev alabilmek için. 2 çarpı x üzeri eksi 3 olarak yukarı çıkar. Şimdi türevini alırsam 2 aynen duruyor. Eksi 3'ü çarpı olarak başa atıyorum ve kuvveti 1 azaltıyorum. Bu da ne oldu? Eksi 6 çarpı x üzeri eksi 4. Üçüncüye bakıyorum, yine bunu düzeltiyorum arkadaşlar. 4 çarpı x üzeri 1 bölü 5. Türevini aldığımda 4 çarpı kuvvetimi aşağı çarpı olarak atıyorum. Çarpı diyorum, x üzeri kuvveti 1 azaltıyorum. Bu da ne oldu? 4 bölü 5 çarpı x üzeri eksi 4 bölü 5 diyoruz. Geldim diğer bir özelliğine. İki fonksiyonun toplamının ve farkının türevi. Arkadaşlar burada f ve g, r kapsar a üzerinde tanımlı ve her x eleman a noktasında türevlenebilen fonksiyonlar ise diyoruz. F artı g'nin türevini nasıl alırız bakalım. Fx artı dx'in türevinden ayrı ayrı türev şeklinde alıp topluyorum. Ya da farkını sorarsam yine türevini ayrı ayrı alıp birbirinden çıkarıyorum. Hemen örneklerimize bakalım. Ne demiş bana? Fx eşittir x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı x artı 1 türevi. Hemen türevine bakıyoruz arkadaşlar. X üzeri 4 çarpı olarak başa geçiyor. Kuvvet 1 azalttım. X küp. Yine aynı şekilde çarpı olarak başa geçti. Kuvvet 1 azalttım. X kare de aynı şekilde 2x oldu artı 1. Türevi bu şekilde alıyoruz. Geldim. İki fonksiyonun çarpımının türevi. Ne diyor arkadaşlar yine? F ve G, R kapsar A üzerinde tanımlı ve her x elemanın A noktasında türevlenebilen fonksiyonlar ise diyor. F çarpı G'nin fonksiyonunun türevini şöyle bakalım beraber. Artı diyorum. Birinciyi aynen yazıyorum.
çarpı diyorum. İkinci türev nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 başı kuvvet olarak, kuvvet çarpı olarak da çarpı kuvveti biraz arttırsam. Eksi 1 bölü 2. Burada ne oldu arkadaşlar? Yine eksi 4 başı kuvvet çarpı olarak alıyorum. 20 çarpı x üzeri eksi 5 diyorum. Bunu da düzenleyecek olursam 4x kök eksi 4 çarpı 3 kök x eksi 5 bölü x üzeri 4 artı aynen yazıyorum ve burayı da 3 bölü 2 kök x artı 20 bölü x üzeri 5 diyorum. Şimdi geldik. Arkadaşlar gelelim diğer bir kuralımıza. Ne diyoruz? Bölümün türevi bu sefer. F ve G türevini bilen bir fonksiyon ise diyor. F bölü G'nin türevini ben arkadaşlar buraya birinci diyorum. Buraya ikili değişkenim diyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi bölü ikincinin karesi diyorum. Şimdi gelelim örneklerimize. Ne demiş bana? X küp eksi 2x artı 5 bölü x üzeri 4 eksi 1. Buraya birinci diyorum, buraya ikinci diyorum. Türevini alırsam fx'in türevi, birincinin türevi nedir arkadaşlar? 3x kare eksi 2x çarpı ikincinin aynısı eksi diyorum. Birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi ne diyorum arkadaşlar? 4x küp bölü diyorum ikincinin karesi. Gelelim bileşke fonksiyonunun türevine. Arkadaşlar burada ne diyor? Fx fonksiyonu x noktasında türevli ve gx fonksiyonu da fx noktasında türevli ise g bileşke fx'in türevini şu şekilde alalım. Arkadaşlar önce g'nin türevini alıyorum. İçeriği aynen yazıyorum. Çarpı diyorum. İçeriğin türevini alıyorum. F'in türevi. Peki zincir kuralımız var bir de bizim arkadaşlar. Ne diyor? Y eşittir fu, u eşittir gx. Y u'ya bağlı bir değişkenmiş, u da gx'e bağlı bir değişkenmiş. Ne diyoruz arkadaşlar? Dy bölü dx alırken de y'nin u'ya göre türevi dy bölü du. U'nun da x'e göre türevi yani du bölü dx yaparak işlemlerimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet bir örnek bakalım. Ne diyoruz? Fx fonksiyonu vermiş ve gx fonksiyonu vermiş. F bileşke g'nin türevinde 2x demiş. Arkadaşlar önce f bileşke g'nin türevine bakalım. Ne diyorduk? F'in türevi içinde gx çarpı içinin türevi neydi arkadaşlar? G'nin türevi. Yani aslında bize sormak istediği f'in türevi g2 çarpı g'nin türevinde 2x demiş. Hemen bakıyorum arkadaşlar. F'in türevini alıyorum. 3x kare eksi 8x artı 5. G'nin de türevini alıyorum. Ne diyorum? 2x artı 1. Şimdi ne diyor bana? 2 koyalım yerine arkadaşlar. Ne oldu? 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12 eksi 16 artı 5. 17'den 6, 16 çıktı. 1. Burada yerine 2 koyuyorum x yerine. Bu da nedir? 5. Şimdi bana ne diyor? F'in türevinde g2. G2 nedir arkadaşlar? Şurada da g2'yi bulalım arkadaşlar. X yerine 2 yazarsam 4 artı 2 artı 1'den nedir? 7. Yani f'in türevinde 7 çarpı diyor g'nin türevinde 2. G'nin türevinde 2 ne bulmuşlar arkadaşlar? 5 bulmuştuk. F'in türevi 7 ne diyor arkadaşlar? X yerine şurada 7 yaz x gördüğün yere. 3 çarpı 7'nin karesi eksi
8 çarpı 7 artı 5. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 147 eksi 56 artı 5'ten nedir? 96 gelir. Gelelim diğer bir örneğimize. Ne diyor bana arkadaşlar? Y'nin T'ye göre değişkenini vermiş, T'nin de X'e göre değişkenini vermiş. Biçimde yazılan Y eşittir Fx fonksiyonun dy bölü dx ifadesinin x eşittir 1 ve x eşittir 2'de türevini istemiş. Arkadaşlar ne diyorduk dy bölü dx'i bulurken? Y'nin t'ye göre türevi ve t'nin de x'e göre türevine bakacağız. Şimdi arkadaşlar dy bölü dt, y'nin t'ye göre türevi nedir? 3 t kare eksi 2 t artı 1 çarpı diyorum. T'nin x'e göre türevi nedir? 4. Ne diyor bana şimdi arkadaşlar? X1 ve x2 için değeri nedir? Şimdi önce dy bölü dx'in x1'deki türevine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şurada x yerine 1 yazdığımızda t nedir? 4 eksi 3'ten 1. Ne diyorum yani? T gördüğüm yere 1 yazacağım. 3 eksi 2 artı 1 çarpı 4. Bu da nedir? 8. Peki bana ikinci türevini sormuş arkadaşlar. X eşittir 1'in türevi nedir? Arkadaşlar x yerine 2 yazarsam T buradan ne olur? 8 eksi 3'ten 5. Burada da yerine yazarsam T gördüğüm yere 5'leri. 3 çarpı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 artı 1. Bu da nedir? 75 eksi 10 artı 1'den 66. Evet geldik yüksek mertebeden türevler. Arkadaşlar biz yeni türevin dy ve dx buluyorduk. Bu sefer bana ikinci türevi ya da üçüncü, dördüncü, beşinci gibi türevleri sorarsa y fonksiyonumun ne derim? Bu neydi? F'in türeviydi. İkinci fonksiyonumu sorarsa da bana f'in ikinci türevini alacağım. Ya da üçüncü türevini sorarsa f'in üçüncü türevini alacağım. Buna da ne diyoruz arkadaşlar biz? F'in ikinci dereceden, ikinci mertebeden türevi, fx'in üçüncü mertebeden türevi diye alacağız. Evet, örnek bakalım bir tane. Ne diyoruz? Bana fx'in dördüncü dereceden türevini sormuş. Önce birinci türevi ne olur arkadaşlar? Ne diyoruz? 4x küp eksi 6x artı 5. İkinci türevine bakacak olursam ne diyorum? Kuvvet başa çarpma olarak geçiyor. 12x kare eksi 6. Üçüncü türevini sorarsa bana 24x. Ne diyor bana en son? Dördüncü türevini sormuş. Ne diyorum arkadaşlar? 24. Geçiyorum diğer bir soruma. Ne demiş bana? 10. dereceden türev arkadaşlar. Şimdi önce ben fx'imi bir düzenliyorum. 1 bölü 3x eksi 2 nasıl yaparım arkadaşlar? 3x eksi 2'nin eksi 1'inci kuvveti olarak yukarı atarım. Daha sonra 1'inci türevini alırsam eksi 1 başa kuvvet çarpı olarak geçecek. 3x eksi 2 kuvveti biraz azaltacağım. Eksi 2 çarpı içerisinin türevi nedir arkadaşlar? 3. İkinci türevine bakacağım. Eksi 1 çarpı kuvvet başa çarpan olarak geçecek. Eksi 2. Yine aynen yazıyorum içeriği. Üzerine 1 azalttım. Eksi 3 çarpı. Burada 3'üm vardı arkadaşlar. Tekrar içinin türevini aldığımda bir 3 daha gelecek. Üçüncü türevini de alıp bakalım bir örüntü çıkıyor mu? Yine eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı kuvveti başa attım. Eksi 3. Çarpı. Aynen yazıyorum. Yukarıyı 1 azalttım. Yine benim 3 çarpı 3 çarpı çarpanlarım vardı. Tekrar içeri türevini aldığımda 3 oldu.
Eksi 1, eksi 2, bu eksi 10'a kadar gidecek. Çarpı diyorum. 3x eksi 2 üzeri. Arkadaşlar ikinci türevinde eksi 3 olmuş, üçüncü türevinde eksi 4 olmuş, bir artı eksilisini almış. O zaman ben de 10. türevinde 1 arttırıp eksilisini alacağım. Çarpı diyorum. Birinci türevinde 3 çarpanı, ikinci türevinde 2 tane 3 çarpanı, 3'te 3 tane 3 çarpanı. Peki 10. türevinde ne olacak arkadaşlar? 3'ün 3 üzeri 10 olacak. Burada düzenlersem arkadaşlar, eksi 1'den eksi 2, eksi 3, eksi 10, 10'a kadar türevimiz ne olur bizim çarpanımız? 10 faktöriyel bölü çarpı 3x eksi 2 üzeri eksi 11 çarpı 3 üzeri 10 olur.